Ekranları karşısında bizi izleyen Şehirden Haberler ekibi ve ailesi. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyor ve yeni yılınızı kutluyoruz. Yanımızda mutfak, yemek alanında faaliyetlerini sürdüren genç girişimcimiz Ömer Bey bulunuyor. Burada neler gerçekleştiriyoruz sorusunun yanıtlarını Ömer Bey bize verecek ama öncesinde Ömer Bey'i kısaca tanıyalım. Hoş geldiniz Ömer Bey programımıza. Öncelikle nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sizleri sormalı. Çok teşekkür ederiz. Enerjinizle biz de çok daha iyi olduk adeta. Şimdi biz yemek alanında burada faaliyet gösteriyoruz. Genç bir girişimciyiz. Öncelikle sizleri biraz tanıyalım. Ben Ömer Çağatay Lülü, 25 yaşındayım. 10 ay askerden sonra işsiz kaldım. Kendime iş yeri açmaya karar verdim ve kafe açtım. Böylelikle başladı. Burada tost, hamburger, ondan sonra çorba, börek, poğaça gibi ürünler satıyoruz. Kardeşimle birlikte yapıyoruz bu işletmeyi, işletiyoruz. Öyle devam ediyoruz. Paket servise çıkıyoruz. Peki 40'lar ilinde ne kadardır faaliyet sürdürüyorsunuz? Nisan ayında açtık biz burasını. Toplamda 8 aydır faaliyet halindeyiz. Nasıl açmaya karar verdiniz? Böyle bir işletmeyi açma, iş fikri nasıl gerçekleşti peki Ömer Bey? Benim çocukluğumdan beri, aslında ilkokul sonlarından beri böyle bir mutfağa bir ilgi, bir yemeğe aşkı başlamıştı. Ondan sonra ben ne yapsam yiyecek sektörüne yöneldim. Oradan liseyi aşçılık olarak okudum. Aşçılıktan sonra baktım bu işin daha detayına gireyim dedim. Gıda teknikerliği okudum. Ondan sonra kafe açmaya karar verdik kardeşimle. Tam en güzel mutfak kısmından aslında gelmişiz. Evet, tam mutfağın içinden, göbeğinden geldim. Öylelikle kardeşimle birlikte bir işletme kuralım dedik. Bakalım olacak mı, olmayacak mı? Oluyor. Kardeşli bir işletmedeyiz. Aynen. Ne kadar güzel. Kardeşimiz dedi burada. Evet. Hem yemek yapalım hem eğlenelim. Harika, tebrik ederiz sizi. Peki siz normalde aşçıydınız da, bundan da biraz bahseder miyiz izleyicilerimize? Liseyi aşçılık olarak okudum. 4 sene İğneada'da mutfakta çalıştım, sıcak bölümünde çalıştım. Sıcakta da çalışmadım aslında. Pastaneye gezdim, soğuğu gezdim, bütün bölümlerine gittim, dolaştım. Dedim ben şef olacağım, bir tarafla sınırlı kalmayacağım. Hayalimizi de kurmuşuz zaten gördüğümüz aynen gibi burada. Dedim 25 yaşına kadar dedim ben kendime bir kafe açacağım, yani ufak da olsa açacağım. Tam ve da 25 açtım, yaşımda evet, açtım diyorsunuz. Hayallerime, böyle hedeflerime ulaşıyorum. Çok tebrik ederiz. Peki evet, yiyeceklerimiz belli. Zaten hepimiz fast food seviyoruz tabii ama çorbamız da var. Bu güzel el lezzetleri, damak tatları sizin ellerinizden mi çıkıyor? Evet, hepsini ben yapıyorum. Mercimek çorbası, tavuk çorbası, işkembe çorbası. Hepsini ben hazırlıyorum. Peki tüm bunları yaparken hijyen koşullarında dikkat ettiğimiz en önemli kurallarımız nelerdir? Nelerdir? Günlük ve taze ürünleri kullanmaya özen gösteriyorum. Bir de bol bol yıkıyorum aldığım, mesela mercimek çorbasındaki mercimeği olsun, patatesi olsun. Mutlaka soyduktan sonra bir 15-20 dakika sirkeli suda bekletiyorum. İçerisindeki bakteriyeller ölmesi için. Peki gelmek isteyen müşterilerimiz, izleyicilerimiz size nasıl ulaşabilirler? Yani burada şimdi iletişim bilgilerimizi de sizden alalım. Bir de online siparişlerimiz de mevcut, paket servislerimiz de mevcut demiştiniz. Evet. Orada kimlerle işbirliği içerisindeyiz? Yani nasıl ulaşabilir izleyicilerimiz buradan sipariş vermek isteseler? Yemek Sepeti gibi yerlerde işbirliklerimiz mevcut mu? Yemek Sepeti, Trendyol Go, ikisinde de varız. Hepsinde Lülü'nün mutfağı diye evet, geçiyoruz. Lülü mutfağında, Lülü'nün mutfağı var. Peki iletişim bilgilerimizi de alalım. 0543 840 8810. Sosyal medya hesap ve isimlerimiz. Lülü'nün mutfağı. Dediğimizde 7/24 ulaşım sağlayabiliyoruz. Evet. Peki buradan izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Vallahi lezzetli ve öğrenci dostu menülerimize sahibiz. İsteyen herkesi bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için Ömer Bey. Biz de bugün Lülü'nün mutfağı İşletmecimizin sahibi Ömer Bey ile birlikteydik sevgili izleyiciler. Çok teşekkür ediyoruz kendisine vermiş olduğu değerli bilgileri için. Bu alanda faaliyet ve hizmetleri hep birlikte Ömer Bey'den dinledik ve sizlerin hizmetine sunduk. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.